Merhaba arkadaşlar, Rakıyı Anlamak adlı programımızın 3. ve son bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz, dünyanın en kötü insanı İlker Canikdigil. Benim karşımda aydınlatma uzmanı Mustafa Seven. Onun yanında distili içkiler uzmanı Ayça Budak. Ve onun karşısında From İzmir, rapçi, youtuber, yönetmen, meşhur kişi Duygu Uysal. Merhaba. Z kuşağını temsilen aramızda bulunuyor. Tabii ki. Merhaba Ayça Hanım. Merhabalar İlker Bey, merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar Hocam. Duygu Hanım. Merhaba Ayça. Bu son bölümde... Çok üzgünüm. Evet. Yeterince içemedik. Son bölümde rakı balık konuşacağız galiba. Evet. Rakı balık konuşacağız. Rakı balık nedir? Rakı balık efendim bir okazyondur aslında. Dışarı çıkma sebebidir. Hadi rakı balığa gidelim. Bir de onun başka üçlemeleri... Bir de rakı balık yapalım. Ha, rakı balık yapalım evet. Sanki balığı kendileri yapıyormuş gibi. Onun bir üçlemesi de vardır aslında. Bir de rakı balık, ayvalık vardır. Öyle Joker mi? Rakı balık gibi böyle değişik versiyonları da var onların ama hani ana temel rakı balığın üzerine oturuyor. Peki hakikaten rakıya en yakışan şey balık mı? Genelde öyle bir ikili var ya işte. Balığı pişmiş balık gibi düşünürler ya. Aslında pişmiş balıkla beraber çok güzel balık mezeleri de var. Çiroz mesela, şu anda Boğaz'ın kıyısındayız. Hani bulunduğumuz coğrafyanın özellikle İstanbul'un bu anlamda çok gelişmiş sayıda balık mezesi var. Çiroz gibi, tarama gibi, lakerda gibi ısıl işlem görmemiş ama tuzlanmış, kürlenmiş, başka şekillerde üretilmiş bir sürü balık mezesi var. Dolayısıyla balık sadece pişmiş balık anlamında değil, meze anlamında da her zaman rakı sofrasında var. İyi bir lakerda yapan bir yerden ya da çiroz yapan bir yerden gidip hazırını alıp sofranıza koyup rakınızı içebilirsiniz tabii ki de. Peki ama mesela biz İstanbulluyuz. Aramızda İstanbullu olmayanlar da var. İzmir'de de var mı çocuğum rakı balık? En güzeli orada hocam. Öyle denizimiz mi? Müsilajlı olmadığı için bizim balıklarımız güzel olur. Ama boğazınız yok, özür dilerim. Ya sen uymasana, şehir milliyetçisi. İzmir'i de severim bu arada canım, öyle bir şey yok tabii ki de. Gerçekten şaka bir yana, orada da var mı rakı balığa gidelim muhabbeti? Tabii ki, çok yerleşmiş bir kültür var hocam İzmir'de rakı balığa dair. Neden TRT'deymiş gibi konuşuyorsun? Rakı balık İzmir'de yapılır arkadaşlar. Rakı balık İzmir üçlemesi de var. Rakı balık İzmir roka. Peki İzmir'de hangi balıklar var? Hamsi. İzmir'de çok güzel lüfer çıkar. Bu da ikinci bildiğim balık ismi. Hocam hiçbir şey bilmiyor. Ya sen midye dolma deyip uzayacaksın. Hiç öyle girme o toplara. Lüfer buraların. Sen çupra diyebilirsin bence. Çupra. Çuprası. Sen balık sevmiyorsun galiba. Ben hiç bilmiyorum balığa dair hiçbir şey. Ben de balık bilmem. İzmir'in balinası çok güzel. Mustafa sen balığı bilirsin herhalde. Bilirim biraz. İstanbul dendiğinde akla gelen birkaç tane özel balık var. Tekir, istavrit, lüfer, palamut. Hamsi değil. Palamutun hamsi üstü tonik. Bütün balıklar. Hamsi de gelir akla ama hamsi İstanbul'un şu avantajından geliyor. İstanbul'da 3 tane deniz varmış gibi düşünebilirsin. Kuzeyde Karadeniz var, güneyde Marmara var. Boğaz onlardan ikisinin geçiş alanı olduğu için orada da başka türler. Ben mesela hamsiyle rakı içildiğini görmedim hiç. Hamsi rakının yanında yenilmeyen bir şey. Aa, mi? Bunu bir Karadenizli duysa çok üzülür. Çünkü bütün Doğu Karadeniz'de hamsinin yanında mutlak surette rakı vardır. Ama dediği doğru yani. Hani hadi hamsi rakı yapalım. Hamsi buyurun. Rakı yapalım denmez. Çünkü neden? Karadenizliler hamsi balık değildir derler. Ne peki? Nedir? Kuş. Peki hocam çok önemli bir soru soracağım. Buyurun. Çipura mı? Çupra mı? Çopura mı? Genellikle söylenirken çupra olarak söyleniyor. Ama adına çipura diyebiliriz. Aslında balıkların isimlerinin çoğunluğu Bizans zamanından itibaren Latince diyebileceğimiz sözcüklerden geliyor. İstanbul her zaman balıklarıyla ve balık mezeleriyle meşhur bir şehir olmuş. O da çeşitlilikten itibaren, işte dedim ya, iki tane deniz, bir tane boğaz var ortada. Haliç var, nehirler var, tatlı su gölleri var. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bu coğrafyayı balık yönünden çok zengin bir hale getirmiş. Peki demin İzmirli biraz top attı ama müsilaj etkiledi mi bu işleri? Müsilaj geçti diyorlar. Geçti. Çevre mühendisi olarak bunu size sormak istedim tabii. Rakı balık muhabbetini azalttı mı acaba? Çok konuşuldu bir dönem vardı ya. O dönemde böyle bir yükseldi ama zaten balık avının yasak olduğu dönemdi o. O yüzden çok büyük etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bir de zaten Covid'di, mekanlar kapalıydı falan. Mesela bu mevsim ne balığının mevsimi? Şu an kalkan olağanüstü. Mezgit çok şahane. Mevsimleri Karadeniz. Konuşalım. Bir sürü insan hangi balık ne zaman yenir bilmeyebiliyor. Ay, ben de hepsini ezbere bilmem yalnız olsun bu arada. Ama bu dönemde gerçekten kalkan... Ben konuyu daha geriden alayım. Balık mevsimi ne demek? Nisan sonu gibi balık avı yasağı başlar. Eylül başına kadar devam eder. 1 Eylül'e kadar devam eder balık avı yasağı. O dönemde daha çok kültür balıklarını ya da deniz mahsullerini görürsünüz. Balık çeşitliliği açısından çok zayıftır yaz. En güzel mevsim Eylül'den sonra başlar. Tabii bu denizden denize değişebilir hangi balığın ne zaman olduğu ama ne bileyim işte Çanakkale'deysen olay sardalyadır. Böyle Ağustos sonu, Eylül başı gibi sardalya belirmeye başlar. En yağlı, en güzel tam ızgaralık olduğu zamandır. Onu bir de böyle asma yaprağına sarıp yaparsın. Çok lezzetli.
lezzetli balıktır. Biliyorsunuz onun kışa saklamak için tuzlamasını, konservesini de yaparlar. O yüzden hani Çanakkale, Gelibolu o anlamda da meşhurdur. Hani en doğru mevsim odur sardalya için. Kalkan az önce dediğimiz gibi tam bu mevsim şahane. Her birinin daha yağlı oldukları, daha lezzetli oldukları, daha aromatik oldukları dönem var. Yağ iyi bir şey değil mi hocam? Evet. Yağ. Omega. Yağlı balık rakıyla daha iyi giden bir şey mi? Balık rakıyla güzel giden bir şey. Yağlı balık olması mantık olarak birbiriyle dengeliyorlar aslında ama en önemli şeyi aslında balık yenilebilir hale geldi anlamına da geliyor. Yani doğru boyuta ulaştı. Balık boyunun en çok konuşulduğu balık türü aslında lüferdir. Çünkü lüferin şöyle bir şeyi vardır. Sarı kanatı da yemeyi çok sever insanlar. Çinekopu da yemeyi çok sever ama aslında onlar lüferin bebekleridir. Dolayısıyla balık 24 santime ulaştığında artık lüfere dönüşüyor ve daha yağlı, daha aromatik, daha lezzetli bir hale geliyor. Sarı kanatken daha ufak, çinekopken çok daha ufak. En azından biz tüketiciler buna dikkat etmeliyiz. Yani 24 santimken lüferi almaya dikkat etmeliyiz. Çünkü bir sonraki neslin de lüfer yemesini istiyorsak doğanın dönüşümüne bizim de bu anlamda destek olmamız lazım. İstanbul'da lüfer devri diye bir zaman varmış. Nasıl lale devri var. O kadar kıymetli bir balık burası için, İstanbul için. Hocam balık yemesi biraz zor geliyor bana. Ha, o yüzden zahmetli ayıklaması olduğu için mi tercih etmiyorsunuz? Şimdi şaşırıyorum. Nasıl yapacağım ya? Kolay balıklar var. Dil balığı işte çok yani. Kolaydır. 7-10 yaş civarı çocukların yediği şeyleri seversin. Palamut. Ton balığı. Ton balığı. Lüfer. Hamsi severim ben. Çok ayıplayacaksın ama kafayı yemem. Ya ben de kafayı ama yemem. Ama yanağını da mı yemiyorsun? Yanağını da yemem. Kafayı komple olarak yemiyorum. Yani yanaktı, burundu diye ayırmadan. Yani göz, benim babamla kardeşim mesela göz beyin yenir. Dahil yerler. Ben o kadarını yiyemem ama yanaklarını mutlaka yerim. Yanakları çok yani. Seviyorlar. Evet. Yanaklar balıkta beyin olur. Var değil mi? Var evet. Hmm. Fener balığının çok güzel çorbası olur. Fener balığı harika değil mi? Kırlangıçın çok güzel çorbası bizim olur. Bizim Sinan kurmuş bir kırlangıç çorbası yapar. Öyle mi? Öyle nasıl mi? Öyle mi? İçti ya kaç kere? Hiç hatırlamıyorum. Anladığım kadarıyla rakının böyle çok nötr bir tadı var aslında. Yani meze yapmaya üçüncü da üçüncü bölüme uygun. Geldik hala sorduysa. Balığın nötr bir tadı var. Mezesi de güzel oluyor. Sosluyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Rakıyla da herhalde o yüzden mi acaba iyi gidiyor? Yani çok baskın bir tatla rakı hep sen dengelemekten ve nötrleştirmek evet. Bahsediyorsun ama. Eşlikçi diye biz bunu biliriz. İkisinin de bence denizle bağlantısıyla çok alakası var. Boğazı gördüğün zaman ya da ne bileyim İzmir'de de körfeze baktığın zaman belki. Hani aklına gelen şey balık ve rakı olabilir. Evet. Bu çok doğal. Hani doğal olarak birleşmiş bir ikili gibi geliyor bana. Tabii ki de sonradan arkada mantığına baktığında mutlaka ki bir uyumu vardır bunun. Balığın çok naif ve sade bir lezzeti var. Ama aslında her biri balık olmasına rağmen birbirlerinden aromaları farklı. Dediğimiz gibi farklı pişirme yöntemlerine göre de lezzeti fark ediyor. Lüferi rakısız düşünmek benim için çok zor. İyi bir kalkanı tandır türünde ya da ne bileyim ızgara olarak da olduğu zaman rakısız düşünmek çok zor. Ha, yanına bu şarap tüketemeyeceğin anlamına gelmez. Ama ikisi birbirini çok güzel dengeleyen iki şey. Bir de böyle bir porsiyon balık söyleyip yanında rakı içmek çok zor olabilir. Çünkü hep biz başında şey yapıyoruz. Mezeyi tüketiyoruz ya. O mezelerde ekmekle falan güzel oluyor fark etmiyoruz, yiyoruz. Sona doğru geldiğinde rakı balığa gidelim demişsin ama balığa gelemiyorsun bir türlü. O yüzden ya büyük balığı söyleyip yavaş yavaş yiyip rakına eşlik etmesini sağlamak lazım. Ya da balığı ortaya paylaşımlık söylemek lazım. İşte kraça gibi, hamsi gibi, istavrit gibi, tekir gibi balıkları böyle paylaşımlık söylemek de çok güzel bir çözümdür. Ben paylaşıma ortaya. Karşıyım hocam. Ben zaten... Tabağıma koyun evet, neyse ben bunu yani ben bir zaten... de burada paylaşmak zor oluyor. Hayır. Hayatım ben zaten tek çocuğum. Bize öyle öğretilmedi hani paylaşmak bilmem ne diye. Fakat büyük balıkta gerçekten daha önce söylemişti bir soğuma problemi olur. Yani evet, o paylaşmama evet. Durumunda. İstiyorsan bu kadar ye ama onu paylaşarak ye. Peki Z kuşağı rakı balığa gidebiliyor mu? Biz geçen Kemal'in doğum gününde Demir Yolları lokaline gittik. Herkes çok yaşlıydı. Bizim için ayrı bir oda verdiler. Ben orada sakilik yaptım. Çok güzel oldu falan sakilik. Dediler. Sakilik? Sakilik değil mi o şeyin adı? Hani şarapta someliyeler evet. Vardır ya. Onun rakı versiyonu sakidir. Gerçekten bilmiyormuş. Tebrik ederim. Sakilik yaptım. Hiç bilmeden doldurdum. Herkes bayıldı dedim. Ben öğrendim ilk iki bölümde bunları. Şimdi aslında bu Z kuşağının rakı ile ilişkisini merak ediyorum. Biz rakı dediğimiz zaman nostaljik hislerle gazete kağıdı serilsin, taş plaktan cızırtılı müzik gelsin. Çok kötü. Ufacık çok yemek. Kötü. Sizin ilişkiniz nasıl? Mesela siz rakıyı böyle mi tüketiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bence rap biz dinleyerek. Benzemediği çok noktalar var. Çok neşeli geçebilir. Genelde efkarla anılıyor rakı bilmiyorum. Neşeli geçer. Club müzikler dinlenir. Birileri dans edebilir yani öyle ağır başlı bir ortam değil gençlerin siz rakı sofrası. Ne içiyorsunuz kızım? Ama seviyorsunuz değil mi? Yani siz evet. Mesela en çok merak ettiğim o muhabbet kurallarını ağır abiliği geçiyorum ama bir paylaşım, bir muhabbet oluyor mu? Genç kuşağın bence ilgisi o kadar düşük ki ve rakı da çok uzun süren bir şey olduğu için bir süre sonra muhabbet bitiyor ve herkes şuna giriyor. Ha, telefonlara bakmak için toplanıyorlar. Orada şey bakıyorsunuzdur belki rakı ile ilgili özlü sözler falan gibi şeyler. Ha, tabii. Evet ya başkasıyla rakı içersen diyorum mesela. Mesela. Yalnız ben de Z kuşağına burada katılıyorum. Rakı çok uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. Yani rakı süresini yarıya düşürebilir miyim? Bir dur.
duble için kalkın. Ama o da ayıp olur şimdi herkes oturur. Gittiğin arkadaşlarını organize edin. Bir saatte kalkacağız diye. Peki o zaman korkun. Şunu sorayım. Ne kadar sürmeli? İdeal bir rakı seansı ne kadar sürmeli? Eğer birer duble içeceksek. Ya bir dublenin şeyini o Ahmet Rasim'e göre bayağı uzun. Ama kaç mesela? 1,5 saat falan herhalde. 1,5-2 saat derler Ahmet Rasim için. Çok, bilmiyorum çok hani bunu da ya. Gören var mı? Onu bilmiyoruz ama. Ya işin sırrı şu aslında. Yavaş içip uzun oturmak. Rakı o anlamda ekonomik bir içki aslında. Böyle söyleyince evet. De yüksek alkollü bir içki olduğu için ve birebir sulandırdığında yüzdesel olarak 22,5 civarına düştüğü için, şimdi civarına da geçen sefer söylenmişlerdi. Evet. 45 alkollü rakıdan bahsediyorum burada, yanlış anlaşılmasın. 45'e 22,5'a düştüğü için hala yüksek alkollü. Hani bana sorarsan yarım saat 40 dakikadır bir dublenin ideali. Bana hiçbir şey olmaz diyen insanlar genelde ilk aramızdan ayrılanlar oluyor. Bu konuda bu konuda bir tavsiyeniz var mı o arkadaşlarımız için? Kararında içiniz kararında. Diyerek. Bu aslında bizi şeye getiriyor. Tipolojisi vardır ya bunun. Evet, hani çok güzel rakı bağladın. Rakı içen insanlar vardır. Bazısı böyle şey. Ben onlardan değilim. Sen onlardan değilsin. Sen de değilsin ama. Ben tabii eskiden öyleydim. Bu meze göbeği benim. 29'da 32 yaş arasında 4 senede meze göbeği yaptım. Bir daha da bırakamadım. Orada tehlikeli olan şey rakı değil aslında. Dediğin gibi o yaşlarda karnını doyurmak için yarım ekmeği patlıcan midesine bandırıp yediğin için. Yedide işten çıkıp rakıya gidiyorsun. Bir de Beyoğlu'nda oturduğun zaman herkes İstanbul'dan oraya geliyor. Gelmişken Mustafa'ya ayda bir millet içerken benim için ayda 9 içmeye çıkıyor falan filan. Ama çok acayip insanlar var. Oturup hiç içmeyip sadece o muhabbeti yaşamak için gelenden tut, inanılmaz muhabbet eden insanlar var. Mesela o adamlara çok özenmişimdir. Hiç tanımıyorum ama mesela Metin Akpınar'ı hiç merak etmiyor musunuz ya? Ne anlatıyor olabilir yani o kadar zaman. Yani sohbetinin ve sofrasının çok uzun, çok efsane olduğu söylenir ama zamanında DEMAK diye bir şey var. Demciler Akademisi sanat camiasından birçok insanın, Aydın Boysan, Cevat Çapan, Mustafa Alabora, Çiçek Pasajı'nda Seviç Meyhanesi'nde toplanıyorlar. Cuma öğle rakıları gibi bir ritüelleri vardı. Çok inanılmaz bir şey. Mesela o adamların da sohbetleri inanılmaz. Cevat Çapan, Mustafa Alabora, Aydın Boysan, bazen Vefazat. Zaten mekanın sahibi Bayram Bey acayip ikonik bir karakter. Yani dolayısıyla hani o işte Demciler Akademisi diye kısa adı DEMAK olan şeyde gene efsane sohbetlerden bir tanesi. Hocam bizi ezdi yalnız. Mustafa Seven, İlker Can İlgili duygusal değil. Ya burada kişisel olarak araya girip babamı da anmam lazım. Çünkü 1930'ların sonunda 40'larında Sular Dersi'nde memur olmak çok prestijli bir şeymiş. Abramovich gibi bir şey yani. Böyle iyi para kazanıyorlar, iyi giyiniyorlar ve İstiklal Caddesi'nde her akşam 8-10 kişilik farklı disiplinlerde insanlar rakı içiyorlar. Fakat bir tane domates, bir tane peynir, bir tane bilmem ne ve dediği gibi böyle 3-4 saat oturuyorlar. Dolayısıyla o bambaşka bir kültürmüş. Bize hiç o gelmedi. Yani bana ulaşmadı o sabır, genellikle oturmak, Türkiye'yi konuşmak. Kurtarmakla şey olur o değil mi? O politikanın bile olmadığı kadar eski zamanlardan bahsediyorum. Yani mesela o Çiçek Pasajı o zamanlar çok efsanevi bir yer. Böyle herkesin gelip oturduğu, hani diyorlar ya çıkardık kokular, işte herkes Grand Tuvalet, İstiklal vesaire. Şu anda yok mu, orası var? Var ama işte en son hatırladığım bir sene önce Çiçek Pasajı'nı kurtaralım kampanyası başlamıştı. Yani orayı tekrardan canlandırmak için. O kültür maalesef İstiklal Caddesi ile sanki yavaş yavaş azaldı. Peki bu da güzel soru. Rakı balığa nereye gidilir İstanbul'da? Çok yere gidilir ya. Bir tane değil. Yani Boğaz hattı mıdır illa? Boğaz hattı tabii ki de en güzel olanı. Ama onun dışında Karadeniz kıyısında Rumeli Feneri tarafında da ya da Poyrazköy tarafında da rakı içmek çok keyifli olabilir. Rakı balık yapmak. Beyoğlu'nda bir sürü yer var. Hem manzaralı hem manzarasız. Sur kenarlarında, Ahırkapı ve benzeri gibi yerlere yakın olan yerler var. Fakat şeyden çok rahatsız oluyorum. Hep orada bekleyip buyurun efendim yerimiz var diyorlar. O nedir abi? Ona gitmiyoruz zaten. Çok meyhanenin olduğu yerlere girdiğim zaman ben bildiğim yere giderim mesela. Daha böyle salaş yerler var ya, yeni bina bile olsa bir tane bir balık ağı atıyorlar, üzerine bir tane bir şey koyuyorlar. Onların orijinalleri çok güzel oluyor. Bir de rakı balığın kokusu vardır abi. Onu söyleyeceğim deminden beri. Öyle yani mi? Öyle mi Ayça? Bir deniz kokusu gelir insanın burnuna. Doğru mu? Doğru mu söylediğin? Çok doğru hocam. Ben niye hiç duymuyorum? Deniz kenarında mesela o Cunda Munda ne kadar güzeldir ya, değil mi? Evet, Cunda da, Ayvalık'ın kendisi de çok güzeldir. Hmm. Kuzey Ege'de mesela rakı içmek için güzel olan yer. Hep biz İstanbul bazlı konuşuyoruz tabii burada olduğumuz için ama Kuzey Ege'de rakı içmek için güzel yerlerden bir tanesidir. Mesela Çanakkale'de tam o feribot iskelesinin orada evet. Vardır. Çok güzel bir yer. Küçükkuyu'da içtim ben geçen gün bir yerde. O da çok güzeldi. Pratik bilgileri hemen verelim. Limona balık sıkılır mı sıkılmaz mı? Limona balık sıkılmaz mı? Tamam. Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı? Lakerde Torik'ten mi, palamuttan mı? Bilmem ne. Hep onlar konuşuluyor. Lakerda'nın hastasıyım. Lakerda evet. Torik'ten mi yapılır hocam? Lakerda Torik'ten yapılır.
yapılır kesinlikle. Görüşmek ve Poyraz'da yakalanan torikten yapılır. Lodos'ta yakalanandan yaparsan o zaman böyle et gevşek. Torik nedir? Yumuşak güzel bir şey güneş olmaz. Güneş arkadan palamutun vuracak. Palamutun büyüğü. Balığa limon sıkılır mı? Limona balık sıkamayız ama balığa limon arzu edersek sıkabiliriz. Bizde çok sevilmez balığa limon sıkılması ama bütün dünya aslında balığa yerken limon sıkar. Oradaki sebep aslında şudur. Yağlı olduğu zaman asit yağı tolere eder. Ha çok sıkıp tadını bozmamak lazım. Ben açıkçası limon sıkmıyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Ben her şeye limon sıkıyorum. Teşekkür ederim. Biz mesela kalamara da sıkmayız ama yağlı bir yemek yapan herkes üzerine mutlaka ekşi bir şey sıkar. Bizdeki balık yeme ritüelinde limon sıkmak pek yok. Tamamen o yağı tolere etmek için kişisel bir tercih. Ben tercih etmiyorum. Siz ediyorsunuz. Ben olur. O limonu şeyden alıyorum. Mezelerde otlar vesaireler geliyor ya. Onlara limonu evet, basıyorsun. Evet doğru söylüyorsun aynen. Bir de yanına koyduğun sosun içinde de zaten az miktarda limon ya da sirke oluyor ya taratorda. Peki hocam bir meze falan yesek mi? Bir şeyler yesek mi artık acıktık acaba? Peki soru geliyor. Yaşayan ya da yaşamayan rakı sofrasında senin dışında 4 kişi daha olacak. Kimle rakı içmek istersin? Tomris Uyar. Aa çok tatlı. Geçti o artık onun masasında. Leyla Erbil Bir Tuhaf Kadın romanından sebep. Nazım Hikmet. Çok romantik. Ondan sonra bir de Müzeyyen Senar. Kültürlü insan bambaşka. Billie Eilish, Phoebe Buffay Friends'teki. Aa çok severim. Ben de çok güleriz gibi geliyor onunla oturursam. Bir kişi daha söylemek isterim. Siz konuşurken planladım unuttum hemen. Size devam edelim ben atarım ortaya. Benim net aslında Alex de Souza, Freddie Mercury, Zeki Müren, babam ben. 5 kişi iyi. Zizek'le içmek istiyorum. Zizek. Zizek ve Nevzat Hoca. Tamam. Onlar kavga edecek ben seveceğim. Tipolojiler var mı sende? Mesela masada nasıl adamlar oluyor? Birkaç tane böyle mesela domine eden karakter vardır. Mesela hep bir siyaset konuşmak isteyen adam vardır. Sevgilinden bahsediyor orada siyasete bağlar. Evet. Edebiyattan bahsediyor oradan da siyasete bağlar. O çok daraltıcı bir şey. Ondan sonra... Sylvia Plath. Tamam okey. İlla o memleket masada kurtarılacak yani ki öyle bir şey imkansız. Bir de onu susturmaya çalışanlar var. Onu susturmaya çalışan böyle masanın dengesini kurmaya çalışan bütün gece kendini feda eden ne yediğini ne içtiğini anlamayan ortam gerilmesin diye uğraşan çünkü siyaset belli bir dakikadan sonra gerilim sebebi de olabilir yani. O yüzden bir o dengeyi kurmaya çalışan karakter vardır. Bir masanın şarkıcısı vardır. Ses berbattır. Var hocam o evet. Ama rakının kendine verdiği yetkiye dayanarak en bülbül sesli sanatçı oluvermiştir birden. Ben kendim bir tipolojiyim söyleyebilir miyim? Ben her rakıya gittiğimde komedyen bir arkadaşımla oluyorsak eğer orada ben sana Cem Yılmaz'ı getireceğim diyorum her seferinde. Gecenin diyorum. Başında mı söylüyorsun bunu? Ortalık. Sonlarına doğru. Ha. Bir sözle domine edenler var bir de yiyerek domine edenler var. Sana hiç i̇şte sıra gel. Adamcağız ilk bölümde iki tane ciğer aldı diye. Açtım aç. Yani... Bugün toksun ama galiba. Evet, bir de söyledim ben ciğer severim. Bir sürü şey gelecek ağzıma koyacak mıyım gör. Çok konuşmak bir hastalık mı ya? Valla bunu gereksiz biz seninle konuşmayamayız. Ben çok mu konuşuyorum ya? Çok konuşmuyorum. Hayır hocam. Tam tersine konuşmadığımız için kendimi de senin yanına yamayarak. Bence çok konuşmak değil de çok gereksiz konuşmak. Ama rakı sofrası da gereksiz konuşmaya müsait bir yer yani. Bir de mesela sen böyle bazen ağzını açarsın işte bir derdin vardır ya da bir şeyden mutlu olmuşsundur onu anlatacaksın ya. Bu sırada ekmek alabilir miyim? Hayır masada bir tanesi vardır. Bizim de bir Himmet abi vardı. Bizim de bir Ayşe abla vardı. Senin hikayeni... Tabii. Yapar yani. Ya bu çok beni hassas noktamdan vurdun. Akrabalarınızla ilgili hiçbir şey anlatmayın abi. Aynen öyle ya. Ya zaten nedir? Aşk hayatını anlatabilir. Ya birisini seviyordur, kavuşamamıştır. Ya kavuşmuştur, onun derdi vardır. Ekonomik problemleri olabilir. Kutlama olabilir bu arada. Aa evet. Terfi almıştır mesela. Evlenme teklif etmiştir, kabul edilmiştir. Ya da evlenme teklifi almıştır gibi bir sürü şey bulabilirsin. Bir de bir şey daha var. Anlamıyorsun. Gürültülü ya. Böyle. Sen de böyle yapıyorsun. Baba haklısın. Bir de eğer komik bir şey söylüyorsa da anlamıyorsun ya o da gülmeni bekliyor ben böyle. Ben o konuda hemen gülerim hiç şey şey vardır ya ben eskiden öyleydim şimdi biraz düzelttim kendimi. Her şeyden bir tansiyon çıkartan adamlar. Düzelttim diyorsun. Kızarmış ekmek nerede kaldı? Bir de o niye kızarmış olmak zorunda? Kızarmış olunca suyuna banamıyoruz. Ama herhalde onun başka bir adabı var. Üzerine bir şey sürmek. Yalnız kızarmış ekmek de hep geç geliyor hakikaten. Evet ya. Evet geç ya. Geliyor. Zaten doğru. Belli bir saatte ekmeği oturacağız çünkü. Biz oraya. Yani saat 7'de geleceğiz. Şu 7'yi 5 geçe hazır olsun. Niye adamın asabını bozuyorlar hayret bir evet. Şey ya. Ben sizinle rakıya gittiğimde Mustafa Bey de bir tipoloji. Kendisi bence bir kontrol freak. Her şeyi kontrol etmek öyle. İstiyor. Hem masada doğru. Hem kendi çay içiyor sürekli. Niye çay içiyorsunuz rakı içerken? Çok sürekli fazla çay içiyor. Akşamın sonunda insanların eve bırakılması, hesabın ödenmesi biz o kadar çok. Biz eve gidemez miyiz yani Mustafa Bey? Gidersiniz onu mu hayatım da orada senden bir şüpheliyim. Abi durumu var ya dolayısıyla. Fazla o... sorumluluk da can sıkıcı. Evet. Senin gecen zehir oluyor olmalı. Evet ama herkes çok eğleniyor. Önemli olan. Hesap isteme aşaması da benim ilgimi çekiyor. Böyle bir hesap istemede bir karanlık olur böyle bir. Hesapta da şey vardır ya. Ben o kadar humus yemedim ki.
Hiç kalamardan alamadım ben Mustafa'yı. Ama doğru yani hesap diyorsun böyle bir şeyler geliyor. Bir karar. Hiç değişmiyor o hesap yani ne olursa olsun aynı. Ya o son dönemde var tabii ona girecek miyiz bilmiyorum ama yani artık kelle başı esastır. Evet, sen orayı işgal ediyorsan o parayı vereceksin. O yüzden bir tiyo vereyim mi? Hesap düşük gelecek diye az yiyeceğinize ne gelirse gelsin deyip istediğinizi yiyin. Emin olun o kadar fark olmuyor. Nasıl arada. Oluyor ya? Aslında kelle oturma hesabı. Parası o. Evet. Yani mekanı kiralama parası diye düşünürsen yemekler bedava aslında. Tabii. Koltuk işgali. Şey vardır ya bu peynirin nerenin peyniri? Ben sevmedim. O bilmem ne. Aslında böyle... bütün restoranlar böyle olmalı bence. Nasıl? Flat. Biz öyle ne yapıyoruz ama giderken mesela 5 kişi geleceğiz diyoruz. Size 5 tane rakı vereceğiz diyorlar. Kişi başı da 280 lira vereceksiniz diyorlar. Fix menü deniyor buna. Bu nerede? Çorum'da mı? 280 bana da ucuz geldi. Verdiklerinin rakı olduğunu emin miyiz? Ara sıcaklara geçebiliyor musunuz? Zaten şey yemek mi yiyeceksin diye soruyor yoksa meze mi takılacaksın diye soruyor. Biz de diyoruz ki hepsi. De hepsi. Hepsi olmaz. Hepsi. O paraya hepsi olmaz. Yediğin şeye göre ya da içtiğin rakıya göre fiyat artıyor ama fikstir. Kişi başı verecek para. O yüzden hiç karışıklık olmuyor. Çok güzel oluyor. Z kuşağı bahşiş vermiyor. Nasıl? Ben vermeye özen gösteriyorum. Hayatım olur mu? Ama Mustafa Bey. Onlar zaten çalışıyor. Bir gram az yiyeceksin. Tasarruf ettiğin parayı onlara vereceksin. Kesinlikle haklısınız. Niye vermiyorsunuz peki? Paramız yok. Yemeğe gelince var paranın. Yemeğe gelince var. Kişi başı 280 liraya rakı içiyoruz yapmayınca. 280 verdin ya 20 lira daha vereceksin. Türkiye tamam baş hocam. Oranının fix olmadığı ve çok insaflı olduğu bir yer. Bir de şöyle bir şey var. Ben garsonluk yaptım kimse bana baş vermedi. Ben biraz üzgün bir nerede insanım bu konuda. Nerede garsonluk yaptın? İzmir'de yaptım. Bu nedir? Ha. Bu Girit ezmesi. Girit ezmesi. Evet. Domatesli olan mıydı bu? Ve trüf yağlı artı kurumuş domatesli. Uy. Buna paşa mezesi de derler bu arada. Mesela bu tek lokmada yerim ben bunu. Burayı bize Ayça'nın ekibinden sağ olsun sevgili Emre tavsiye etti. Teşekkürler Emre Bey. Ne kadar doğru bir seçim olduğunu şu anda şöyle görüyoruz. Duygu sana tüyo. Diyelim ki ben bunu seviyorum, onu sevmiyorum ya gerçekten de öyle. Tamam. Garson getirirken diyorum ki onu böyle alayım, bunu böyle koyun, bilmem ne. Hani ha, öyle biz düzenli. Olalım. Evet bize yakınlar, bana yakın olanlar. Ama ya ben de seviyorsam sizin önünüzdeki şeyi? Uzanıp alacaksın. Bu ne ya acaba? Da benim yaptığımı akıl edeceksin. Doğru. Bu ne acaba? O bir balık. Uskumru. Tadına bakabiliyormuşuz. Tamam. Bu neydi? Uskumru. O, uskumru. Balık. Tahinli. Tahinli. İlker'in sevdiği şekilde. Şahane. Çok güzel. Balık sevdi şu anda. Benim rakıya gitmekteki en büyük problemim bu. Ben bunların hepsini hemen yemek istiyorum. Şimdi sizi beklemek zorundayım. Çok ayıp oluyor. Şimdi masanın sabırsızına geldik o zaman. Evet. Bir masanın sabırsızı var. Bir de masanın çok sabırlı olup fenomeni olan var ya. Sosyal medyayı aşırı iyi kullanan şeylerimiz masanın var. Masanın fenomeni. Masanın fenomeni evet. O sensin galiba bugün. Bizde tek fenomen var. Eskiden şimdi, öyle bir şey yoktu. Şimdi evet öyle bir şey evet, var. Çünkü neden? Masanın fenomeni her şeyin fotoğrafını çekiyor. Instagram'da şeyde Twitter'da orada burada paylaşıyor falan derken. O böyle yemeğe de başlayamıyorsun. Ya şekli bozulmasın istiyor çünkü. Masanın ışığı doğru olsun. Ondan sonra. Siz konuşun ben yiyorum hocam. Ya ben de. Zaten rakı sofrası böyle bir şey. Birileri atlarlar hepsinden birer kaşık alıp vulu yerler. Ben bölümün birileri geri kalanında yokum. Umarım çok bir şey kaybetmezsiniz. Hadi soğuklarda neyse de sıcaklar geldiğinde de bekletiyor ya. O kalamor evet. Böyle yumuşuyor. Ay. Yavaş yavaş tereyağı karides donmaya başlıyor. O sinir bozucu yani. Ya bir de şeye çok acıyorum ya. Bak mesela onun dibinde suyu kaldı ya. Şamandıra yani. Mı yapacağız? Programda bu kadar seçkin bir güruhla onu yapamayız tabii ama neden canım bence şamandıra gayet sofranın olmazsa olmazı yani güzel soslu bir salataya şamandıra yapmadan yapıyoruz şamandıra da nedir? İnsanlar bilmesin bak ekmeği şamandıra bambak. Neydi? Ha, ekmek bambak. Evet. Bak şimdi şöyle wow. Aslında ekmeği koparıyoruz. Ay yanlışlıkla şöyle. Düştü pardon evet, ya diyorsun. Diye. Sonra biraz bekletiyorsun evladım, orada o böyle bütün suyunu çekiyor. Bak işte bu biraz. Ama mesela kızarmış ekmek de o kadar şey değil onu buraya geri gerçek alalım. Gerçek bir şamandıra olamaz. Bunu ilk defa yiyorum önemli bir an benim için. Nasıl hayatında ilk defa mı karides yiyorsun? Evet çünkü sevmiyorum aslında ama güzelmiş. Karides sevmiyorsun. Evet. Mesela midye aslında Türkiye'nin hemen her deniz olan yerinde karşımıza çıkan bir şey. Malumunuz çok da temiz denizleri temiz yerleri sevdiği doğru. Söylenmez. Dolayısıyla bir sürü midye çiftliği ve benzeri de kuruldu. Midye dolma ayrı bir case'dir. Ermeni usulü midye dolma yapmak ayrı bir case'dir. Teneke'de yapmak mesela burada İstanbul'da adaların geleneğidir o. Çocukken öyle yapıyorduk. Evet, değil mi? Evet. Nasıl yapıyordunuz mesela normal, tenekede midyeyi? Normal ateşi yakıyorsun. Tenekeyi o vitalar falan vardı hatırlarsan. Aynen. Ters koyuyorsun. Sadece ısıyla o kendi kendine açılır.
suyunu salar, içine biraz limon damlatıp tazecik diye, evet. Müthiş. Dolayısıyla işte balık pazarına gittiğin zaman böyle panelenmiş olarak karşına çıkar. Evet. Midye tava olarak karşına çıkar. Çok da lezzetli bir şeydir. Uzun süredir yediğim en lezzetli mezeler. Harika. Çok güzel ya. Buranın mezeleri ve hepsi günlük taze yani. Ve ben burayı bilmiyordum. Bir de cacık mevzuna girelim mi acaba kısacık? Cacık aslında jaş sözcüğünden geliyor. Jaş otların, yeşil sebzelerin çoğuna verilen isim. Cacık da ondan yapılan meze ve böyle cacığı çok sulu yaparlar ya, esnaf lokantası usulü. Aslında yemeğin yanına tüketimlik ama bunu meze olarak yapıyorsan doğrusu böyle kuru cacık diye tabir edilen koyu kıvamlı yoğurtla yapılan bir şeydir. Süzme yoğurt mu? Süzme yoğurt. Tabii ki koyun yoğurdu olursa çok daha olağanüstü olur. Daha iyi anlamak için hemen alayım. Buyurun lütfen. Haydari'den farkı ne bunun? Salatalık var içinde, sarımsak var. Üzerinde nane opsiyonel. Başka da işte alakası yok. Hiçbir alakası yok. Yoğurt ortak yönleri. Haydari içinde ne var? Haydari'de yoğurt. Salatalık yok, sarımsak var, yoğurt var, dereotu ya da nane mevsimine göre. Her restoranda birbirinden farklı yapabiliyor bu arada. Doğru. Genel olarak Haydari için de böyle diyebiliriz. Ben duyguyu çok iyi anlıyorum. Şimdi bir şeyler var. Tanıdık, hepsini yiyorum, çok iyi. Ama Haydari midir? İnsanlarda şöyle pratik durumlar var. Masada bir tane yoğurtlu bir meze olsun. Bir tane patlıcanlı olsun. Neden? İşte acılı bir şey istiyorlar. İşte bir yeşillik hesap vesaire. Hesap gelecek ya o bakımdan yani. Salata. Demokratik bir masa, herkesin istediği olsun diye. Şimdi masanın en büyük problemine geldik. Oroko salatasını kim alıp koyacak? Nasıl? Bence Duygu. Gösteriyorum sana. Buyurun hocam. Gördüğün gibi bir kaşık bir de çatal var. Onu kıstırmak bakın, suretiyle. Bakın bu çataldır. Evet bunları hocam. Bunları sıkıştırıyorsun. Hayvan evet. gibi değil. Bazıları böyle. Öyle yaparlar, sinir olurum. İnsan ama neden? İnsan gibi. Çünkü düşecek ben... bazıları. Wow. Aa bir de şey vardır Ayça. Mesela onu ben de bir dönem yaptım, artık yapmıyorum. Arkadaşlar siz yiyeceğinizi yiyin, kalanı ben yerimciler vardır. Hiçbir zaman bunu eşit dağıtamazsın ya. Bir de şey vardır ya, o çok kötü. Hani meze gelir böyle, masa kalabalıktır. Buradan başlarsan öbür uçta o meze bana yetecek mi acaba stresine girersin. Hadi mezenin yenisi söyleniyor. Aynısını ben rakıda yaşıyorum. Oradan rakıyı rica ediyorum, gelene kadar bir parmak kalıyor. Hocam tuzla rakı içilir mi? Tuzla rakı severim. Ben her severim. Şeye tuz ekerim. Çünkü anasondan gelen tatlılıkla neydi? Anason her zaman cevaptı. Anasondan gelen tatlılıkla tuzluluk uyum sağlıyor. O yüzden çiroz tuzludur, lakerda tuzludur. Bir tek acıyla baş edemez değil mi? Bravo Gülsema, şahanesin. Ya bu masayı böyle görünce benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ne geldi? Duvara Karşı filminde mezesini hazırladı, bir Sezen Aksu'sunu koydu. O filmde yine o ne güzeldi o. Ah. Hollywood filmlerinde hiç rakı olmuyor. Hiç olmuyor, ben de anlamadım onu hocam. O filmin gerçekten o sahnesi çok güzeldir. Çok güzel. Madame Despina'dan bahseder şarkıda birazcık. Siz şiire ilgilisiniz. Severim evet. Aa çok güzel. O zaman bir de rakı sofrasında şiir okuyanlar var. Ah evet ya. Tabii ki onu ben yapmayacağım. Ama seversin sen. Severim ama iyi şiir okumak bambaşka bir şey. Şiirin her türlü iyisine uzağım. Ben de şiirin her türüne karşıyım onun için. Ama rakının içinde çok şiir vardır. Yani eğer ikinci yeniler olmasaydı rakı ve edebiyat belki de bu kadar yan yana gelmeyebilirdi. İkinci yeniler ve onların sofrası çok efsanedir. Bir de şeyleri vardır. 26 Mart'ta ölmeme günü vardır. Ha rakı içtiğin gün ölmezsin. Rakı içtiğin gün ölmezsin hikayesi i̇kinci oradan çıkar. İkinci yenilerde kaldım. İkinci yeniler zannettim. Turgut Uyarlar. Edip Cansever'le başlayıp Turgut tamam, Uyarla. Benim aklıma bir film daha geldi. Onu da söyleyebilir miyim? Buyurun. İncir Reçeli. Bir mi iki mi? Bir. Halil Sezai sofrayı hazırlıyor. Kız arkadaşı gelmiyor. Çünkü AIDS. Bakıyor gelmiyor. Alıyor rakısını. Gidiyor bir odaya. Gitarını çalıyor ve hiçbir meze olmadan, hiçbir şey olmadan oturuyor rakı içiyor tek başına. Gerçekten çok etkili. Bu da bizi bir başka bir tipoloji olan sekçilere getirir. Sekçiler. Sek rakı içenler. Evet. Onlar aynı zamanda mezeyi de ekmeksiz yiyorlar. Rakıyı sek içmek çok kolay bir şey değildir. Hı-hı. İşin özü şu, kadehte sulandırmadan içiyorlar ama damakta mutlaka su kullanıyorlar. Çünkü aslında rakı sulandırılmadan önce anason kokusu çok daha az. Muhtemelen yani sulandırdığımız zaman anetol çözündüğü için, gene çok bilimsel oldu ama daha fazla anason kokusu geliyor. O yüzden de sek içenler daha yüksek alkollü ama anasonu daha az hissedilen bir rakı içiyor oluyorlar. Bir tık daha damağı 22.5'a göre hızlı uyuşturur sadece. Peki bir şey soracağım, şimdi geldik buraya oturduk. Diyelim ki bu gerçek bir yemek olsaydı. Bunlar bitene kadar ana yemek gelmeyecek mi? Garsonlar bu konuda ustadırlar. Bakarlar böyle işte bir lokma şundan kalmış, azıcık bundan kalmış falan. O aralarda ara sıcakların gelmeye başladığını doğru anlarlar aslında. Hissediyor. Masayı takip ederler çok sıkı bir şekilde. Yediklerimizi sayıyorlar yani hocam. Bununla ilgili şöyle bir anım var. Yıllar önce garsonluk yapıyorum. O gün bütün çalışanlar işi bırakmış ve bu çok popüler bir yer. Başvuran herkesi aldılar. Biraz daha tipimi düzgün buldular ve baş garson yaptılar. Hayatımda bir gün garsonluk yapmamışım. Benim altımda çalışanlar askerliğini garson yapmış, öyle yapmış, böyle yapmış. Adamlar 10. saniyede gözünden anlıyorlar. Bir masaya yakın garsonlar var. Bir tane de baş garson var. Masaya yakın garsonlar durumu gözlemliyor. Şu tarafa işaret çakıyor. Diyor ki bu bitmek üzere. Sıcak yemeğin siparişini ver ki
olsun gelsin. Siz nasıl duruyorsunuz o sırada? Ben ne zaman bir sipariş versem o yemek yiyen çift ya dansa kalkar ya tuvalete gider ya bilmem ne olur. Ana yemek soğur. Şikayet ederler. Çok zor bir iş yani garsonluk. Çok zor. İnanılmaz zor bir iş. Fakat her konuda donanımlı bir insan. Kesinlikle. Tabii. Peki Mustafa 3 bölümdür burada rakıyı konuşuyoruz. Buyurun. Rakıyı anladın mı? Rakı anlatılmaz gerçekten yaşanır anladım. Abi. Gerçekten. Çok net. O kadar çok anlatacak şey var ki işte konuştukça çıkıyor. Ayça bir şeyler söyledikçe Ayça Hanım siz anladınız mı? Ben Ayça anlamaya çalışıyorum hala. En önemli uzmanlarından ama her konuda olduğu gibi şuna bağlanıyor bence. Kural mural yok. Mutlu olduğun şekliyle tüket. Mezeyi de rakıyı da sorumluluk dahilinde istediğin şekilde yap. İşte limon koydun mu koymadın mı? Ya hoşuna gidiyorsa koy abi yani. Ya bir tane daha film geldi aklıma ya. Hangisi? Çiçek Abbas. Aa. Var mıydı orada? Efsane bir rakı sahnesi. Şener Şen masanın başında oturur. İlyas Salman şurada oturur. Şener Şen dertlidir. Kız onu başkasıyla basmıştır. Rakıyı doldurur. Ondan sonra da şeyi sıkar. Son damlayı da çıkartabilmek için böyle. Çok efsane bir rakı sahnesidir ya. Bir de son dönem filmlerinden bence Av Mevsimi. Ondaki rakı sahnesi. Genelde hep Şener Şen oluyor anladın. Evet enteresan değil mi yani? Ben oradaki de rakı sahnesini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Cem Yılmaz'ın şarkı evet söyledi değil mi? Haydi git. Ama ben Cem Yılmaz'ın şarkısını hatırlıyorum. Rakıyı değil. Masanın altından çıkıyor. Çıkıyor ya evet. Çay bardaklarında rakılar çıkıyor. Çünkü aslında çay içilen bir yerde. Bu arada ana yemeğimiz geldi. Kıraça. Bittikten sonra rakı içilmesi kesin gereken müzikler. Şimdi uzaklardayım. Yok şimdi uzaklardasın. Şimdi. Şu anda kim uzaklarda? Şahane olmuş. Neşet Ertaş. Neşet Ertaş. Hmm, kılçığıyla yedim. Güzel. Neşet Ertaş. Hangisi kılçık mı eti mi? Kılçık harika. Ben ailem gazinocu olmasına rağmen çok Türk sanat müziğini bilen, onunla yaşamış bir insan değilim. Ama rakı içtiğim zaman aşırı hoşuma gidiyor bazı şarkılar. Türk sanat müziğinden kimleri dinliyorsunuz efendim rakı içerken? Zeki Müren'e delicesine hayran birisiyim. Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses. Bir Billie Eilish değil tabii. Bir Billie Eilish değiller şaka tabii. Şaka bir yana ben Müslüm Gürses'i çok seviyorum rock albümünü. Hem biraz yeni soundlar da var orada. Çok eski ve mıy mıy değil. O daha tabii tüketilmesi kolay albümlerdi. O albümde çok güzel bir şarkı vardı ama Sezen Aksu ile söylediği. Sebahat Abla Eşref Abi. Çok efsane şarkıdır bence o yani. O da bir şiir uyarlaması mı? Sabahat öyle diye hatırlıyorum. Müzeyyen duyduğum zaman şunun kokusunu alıyorum evet. Çok garip bir şekilde yani. Müzeyyen'de öyle ayrı bir hava var. Aleyna Tilki Güler, çok iyi gidiyor. Güler diken diken. Kulağımda sayısız cevapsız çınlı. Sen bu tonda söyleyince benim de şu an canım çekiyor. Ah, evet. O neden bazı şarkılar rakıyla özdeşleşmiş. Genelde acılı şarkılar. Neden? Yo aslında az önce bahsettiğimiz Av Mevsimi sahnesi mesela bir kutlama sahnesidir evet. Aslında. Ama bir anda acılıya döner ya. Evet. Acılıya da dönebilir o nasıl diyelim efkarlanmakla alakalı birdenbire. Hani ruh halin değişebiliyor. Gittiniz bir mekana Hande Yener çalıyor rakı meyhanede. Rahatsız olur musunuz mesela? İlk başlarda sana kırmızı çok yakışıyor. Yani olmuyor mu böyle? Rahatsız olur mu diye hayır, soruyorsun hayır. Rakıdan mı? Müzik türünden bence. Müzik türünden. Pupu kastediyor aslında. Şimdi orada eğlencelileri başta dinleyip haklısınız. Sona doğru böyle birazcık daha yavaşlama ihtiyacı duyuyorsun. Sezen Aksu dinlerken de yani başta canlı dinlersin ama sona doğru evet. Böyle daha slow en Sezenlere doğru dönersin. Döner popla rakı içilmez diye bir şey yok. Sezen Aksu diye bir kült var yani doğru. Rakı sofrasında. Buna da müzikte cilalama diyoruz. Yüksekten alçağa değil yüksekten daha serte. Yani. Iron Maiden dinlesek rakı içerken. Cilalaması. Neden olmaz? Hızlı içersin biraz. Tabii. Biraz mesela da yavaş bence Gaye Sıvak Yol Yeniler'den çok güzel evet. Oluyor rakıyla. Muhteşem. Ceylan Ertem şahane oluyor. Güntaç'ı seviyorum ben sonra. Benim Türk filmlerinde bildiğim meyhaneci Nubar Terziyan. Evet. Tabii. Adam aşıktır. Genellikle Edison. Nubar Terziyan gelir ve şeyler. Oğlum içme artık. Ama şey o baba meyhaneci hikayesi vardır. Her masayla gidip ilgilenen bir de müdavimleri olduğunda ne yediğini ne içtiğini bilen, ne kadar içebildiğini bilen baba meyhaneci karakteri vardır yani. Onların zaten aslında eskideki adı ya barba ya da mastori. Mastori bildiğiniz master, usta. Barba da amca gibi kullanılan bir sözcük. Senin müzikle alakalı ilişkin nasıl? Ben de Zeki Müren'ciyim. Ama normalde sen Zeki Müren dinleyen birisi değilsin benim gibi. Bir de Ferdi Özbeğen'e takıldım. Ferdi Özbeğen'e. Efsane evet oluyor ya. O çok gerçekten. İyi ya. Rakı içmek çok güzel. Bir ay boyunca sadece Ferdi Özbeğen söyledi. Bir ay mı? Bir ay mı diye bir isyan var burada ya. Anıra anıra diyebilirim herhalde çünkü söyleyen biziz. Ben şeyi de severim. Aşkımı bir sırrı gibiydi. Ben bir de rakı içerken Ahmet Kaya ve Neşet Ertaş'ı da seviyorum açıkçası. Damardan. Ama hepsi yani Türk sanat müziği de damardan. Aslında türleri birbirinden farklı. Şimdi bugün rakı içen kitleye baktığımız zaman evet bunları zaten dinliyorlar. Hani Müzeyyen, Zeki Müren, Sezen Aksu. Ama artık yeni bir kitle var ki bunlar da rap dinlerken
yerken de rakı içebiliyorlar. Dolayısıyla hani rakının müzik türü vardır gibi bir şey çok evet. doğru değil mesela aslında. Masamızda bir rapçi var ben, şu anda. Evet. Yo. Ne diyorsun? Rap rakı için biraz hızlı değil mi? İçtiğim alkolle dinlediğim şarkı beynimde bir korelasyon kurmadığı için hiç fark etmiyor. Mesela kola içerek Ferdi Özben dinlediğim de çok oluyor. Neden bir bağdaştırma gereği duyalım ki diyorum. Cem Adrian'la bir rakı içiliyor. Anlatamam sana. Muhabbeti çok iyiymiş. Abi şunları bitirsen de kalksak artık. Ama annesi geldi aklıma. Çok haklı bir müdahaleydi yani. Herhangi bir Türk filminde rakının olmadığı olmamıştır. Zaten. Artık dizilerde göremiyoruz ama göstermiyorlar. Niye acaba? Çok ilginç. Niye o ya? Acaba. Hocam siz bir yönetmen olarak hangi Hollywood filminde bir rakı sahnesi olsaydı çok yakışırdı dersiniz? Pulp Fiction. Tamam size söyleyeyim bir tane. Çok yakışırdı Pulp bence. Fiction. James Bond'un Türkiye'de çekildiği var. Onda olsa fena olmazmış evet. mesela. Bütün üçlü serinin özetini yapalım. Ne anladık? Anlatan kişiye mi soruyorsun? O zaman soru sana. Hı. Rakının yanındaki bu ara çayı nedir? Safsata. Normalde o işin doğrusu şudur. Tabii ki su içiyor olmak, seyreltmek vesaire eyvallah. Vesaire. O çaydan alacağın suyla falan o bir mit yani. O çay içmekle hiçbir şey olmuyor. Yani o özellikle zaman 10 puan. Teşekkür ederim. Bir de ayıltır falan derler. Yalan. Ama İlker Hoca'ya kendi sorusunu soracağım. Rakı nedir? Rakı, üzümün distile edilmesi suretiyle ortaya çıkan alkolün imbikler vasıtasıyla. Ama son nerede ekleniliyordu orada biraz karışayım. Son distilasyonda diyelim yani. Yani distile ediyorsun üzümü. Evet, üzümü önce fermente ediyorum. Bak yalnız cevabı benden alma. Nasıl bir ustalık, evet. inanılmaz. Çok zor sordu bana abi. Daha ilk bölümün ilk sorusuydu bu. Neyse ona başka soru soruyorum. Rakıyı buz atalım mı? Kural yok. Yeter ki iç. İster at, ister atma. Hayır ama oradaki kriter ne? Buz ne demek? Buz tabii seyreltiyor. Dolayısıyla bir de gittikçe eridiği için su oranı gittikçe artar. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Aslında buz atmamakta yarar var. Bu noktada bir derdimden bahsetmek Buyurun. İstiyorum. Hiçbir işletme suyu soğuk getirmiyor. Buradan bir kampanya başlatalım. Lütfen işletmeler, hangi kamera? Lütfen işletmeler suyu soğuk getirin. Biz suya buz atmak istemiyoruz. Uzo rakı farkı. Biri Yunanistan'da içilen rakı burada. Uzo Yunanistan'da tüketiliyor. Peki rakıyı buradan aldın Yunanistan'a gittin. Orada içtin. Uzo mu oluyor? Uzo daha ağır diye hatırlamışım. Uzo daha şekerli. Rakıda olduğu gibi illa bazı materyallerin üzüm olması şart yok. Ama hatırlamış olduk. Güzel oldu. Evet rakıyı anlamak programı için teşekkür ediyoruz Ayça Hanım. Biz teşekkür ederiz. Umarım anlatabilmişizdir. İnşallah biz de sürçülisan etmemişizdir. Evet, şakacı bir ekibiz gördüğünüz gibi. Valla bize 3 bölüm boyunca katlandığın için çok Zevkli. Kalben... Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yalnız hala arkadaşlar. Tam olarak anlayamadık. 1-2 bölüm daha yapsak da biraz daha. Bugün Şef Meze Arnavutköy'deydik. Sağ olsunlar çok harikaydı. Teşekkür ederiz kendilerine de. Ve diyoruz ki ya başkasıyla rakı içerseniz. Ya başkasıyla rakı içer. Bak bu kadro haftaya yine buradayız. Duygu'ya özel teşekkür ediyoruz tabii bu bölüm çok için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi bakalım.